Sıfırının fiyatları çok pahalanınca bilgisayar tamircilerine koşanların sayısı arttı. Özellikle de öğrencilerin vazgeçilmezi bilgisayarların ya eskileri tamire götürülüyor ya da ikinci eli tercih ediliyor. Para vereceğini düşünmüyorum. Para verecek gibi değil şu an bilgisayar fiyatları. Bilgisayar fiyatları katlandıkça katlandı. Sıfır ürünlerin yanına yanaşılmaz oldu. Alım gücü düşen tüketici teknolojiyi kullanabilmek için de yeni yollar arıyor. Çevremde de çok ikinci el bilgisayar alan var. Parça ve işçi maliyetlerinin artması, bölgesel savaşlar ve enflasyondan dolayı elektronik ürünlerin fiyatı yükselmeye devam ediyor. Özellikle bilgisayar fiyatlarına yılda 3-4 kez zam gelince sıfır bilgisayar almak cüzdanları zorluyor. Öğrenci için çok pahalıya mal oluyor. Dar gelirli tüketici yenisini almak yerine eski bilgisayarını tamir ettirmeyi tercih ediyor. Hal böyle olunca teknik servisler geçen yıla göre %50'nin üzerinde doluluk yaşıyor. İş yoğunluğumuz fazla arttı. Elimde bir bilgisayar olsun, iyi kötü işimi çözeyim anlamında artık kullanmaya başladılar. Eski cihazlar ortalama 2000 lira maliyetle tamir edilebiliyor. Ancak parça fiyatları da geçen yıla göre epey arttı. Enflasyon ve dolar kuruna göre %50-%60 daha fazla artış oldu. Bilgisayarı tamir edilemeyecek kadar eskimiş olan tüketiciler çareyi ikinci elde buluyor. Hal böyle olunca ikinci el bilgisayar piyasası uzun zaman sonra yeniden canlandı. İkinci el daha mantıklı geliyor insanlara. Ama alım gücünün de düşmesi ikinci ele yöneltiyor tabii ki insanları. Yeni bilgisayar fiyatları çok arttığı için yarı fiyatına biz ikinci ele aldık. Ben de ikinci el bilgisayar kullanıyorum hala. Çok şeyden öğreniyorum. Aman dikkat, bilgisayarını tamire veren tüketicilere uyarılar da var. Tamir yaptıracakları yerin bir önce araştırmasını yapmaları gerekiyor. İçinden işte parça eksilmiş oluyor.